Biz yemek işine girdik de. Hadi siz de yiyin biraz. Bak beğenirseniz müdür bizi burada işe alacak. İyi yemem ben ya. Yazık. Başka iş bulamıyorsunuz değil mi? Ya, müdüre söyleyeyim size temizlik işlerini falan versinler. Eylül de yardım eder. Ederim, ne var? Çalışmak ayıp mı? El alemin pisliğini temizletmem ben kızıma. Tamam Mesude. Bizim yemek şirketimiz var. Temizlik elemanı çalıştırmıyoruz. Çocuklar, şuradan masayı getiriverin. Siz şirket açtınız yani. Evet canım. Artık iş kadınıyım ben. Hadi yiyin dolmalardan da. Ananız yapamıyordur böyle evde. Yok canım, diyetteyim ben. Hadi kızlar gidelim, kantin ev yemeği koktu. Kader hadi çabuk çabuk. Anne ben ne yapıyorum? Of çok güzel şeyler yapmışsınız ya, kadın mutlu. Evet Kader, yeme. Seni yardım et diye çağırdım. Çocuklar tatsın ki sipariş alalım. Hadi servis yap. Eylül, kızım bir yardım etsene. Adamı kovmasını biliyorsun ama. Ya sen o adamı buraya getirirken utanmıyorsun, kıza mı laf söylüyorsun? Ya bırakın kızlar ya, hadi biz gidelim. Güney. Hı. Geliyorum, bir tane kadın bulayım. Çocuklar. Çocukları çağır. Hadi çocuklar siz de gelin. Hadi millet. Hadi gelin canım, gel. Bak çok güzel dolmalarımız var. Güzel değil mi? Bu efsane. Hadi yiyin hepsinden. Ha? Çok kötüyüz. O kadının getirdiği yemekler dokundu galiba. Bilmiyorum. Karnım çok kötü ya. Ne oluyor burada? Hocam çok hastayız. Benim de midem bulanıyor ya. Zehirlenmişler müdür bey. Hastaneye aradım. Şimdi ambulanslar gelecek. Ne? Nasıl olur ya? Neden zehirlenmişler? Gıda zehirlenmesi gibi görünüyor. Yedikleri yemeklerde bozuk bir şeyler kullanılmış olabilir. Hep o kadınların yüzünden oldu. Nerede bozuk, nerede kalmış yemekler var bize kakaladı demek ki. Abi ben çok fenayım ya. O son dolmayı yemeyecektik. Ulan sus. Senin yüzünden zaten. Sana yeter dedikçe dolduruyorsun tabağı. Çocuklar ne olur dayanın. Ya birazdan ambulans gelecekmiş. Ya siz niye bu kadar çok yediniz ya? Kıtlıktan çıkmış gibi. Ya su için iyi gelir belki. İstemiyorum ben, kusacağım galiba. Ama. Kader, annene söyle bir daha okulun önünden bile geçmesin. Baksana getirdiği yemeklerden bütün okul zehirlendi. Hocam ondan değildir belki. E neden olacak peki? Bu nasıl bir rezalet ya? Çocuklar siz de yavaş yavaş toparlanın. Birazdan ambulans geliyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Hadi. Hadi kalkın. Öleceğim mi? Hayır ölmeyeceksin, kalk. Aa çok ağrıyor ya. Ölmeyeceğim mi? Okula da yemek vermeye başlarsak kesin eleman almamız lazım. Sen her şeye yetişemezsin Mesude. Para biriktirene kadar idare ederim. Sen de bana yardım edersin. Ay ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Soğan doğrasan yeter. Kader arıyor. Alo? Kader? Neden ağlıyorsun sen?
Anne, senin yaptığın yemekler yüzünden tüm okul zehirlendi. Sonra müdür gelip bana bağırdı. Aa, yok canım, olmaz öyle şey. Bir şeyler karışmıştır, bir karışıklık olmuştur. Ya yok, Cenk de zehirlendi. Birilerine bir şey olacak diye çok korkuyorum anne. Tamam canım, tamam, korkma. Hemen zamanında yetiştilerse hastaneye bir şey olmaz. Allah kahretsin. Ne olmuş? Bizim yaptığımız yemeklerden çocuklar zehirlenmiş Mesude. Ne? Yok canım, olmaz öyle şey. Bütün malzemelerin en güzelini, en kalitelisini kullandım. Organik zeytinyağıyla yaptım vallahi bütün yemekleri. Bir şey bozuktu herhalde. Sen niye gülüyorsun? Ne oluyor be? Sen mi bir şey koydun yoksa yemeklere? Aa, üstüme iyilik sağlık. Deli midir nedir? Bana ne canım? Sen yaptın değil mi? Sen yaptın aşağılık herif. Banu, sakin ol. Kız Mesude, uzak tut şunu benden karıcığım. Hırsını kocamdan çıkarma. Kemal'imin ne suçu var? Bizzat kendi tattı yemekleri. Bir şey olsa önce o ne olurdu? Peki niye böyle oldu ya? Niye? Dışarıda babasıyla konuşuyor. Oğlum. Anne iyiyim, panik yapma lütfen, bir şeyim yok. Cenk iyi misin? Daha iyiyim anne ama mahvoldum, çok sancı yaptı. Doktorla konuştum, gıda zehirlenmesiymiş. Hep bunun manyak annesi yüzünden. Ya siz ne kadar belalı insanlarsınız. Bir de utanmadan hastaneye gelmişler. Biz sadece arkadaşlarımızı merak ettik. Konuşma Cemre. Anlayacak kapasitesi yok bunun. Hala konuşuyorsunuz yani. Ay kızların ne suçu var Selin'cim? Ya mahvolmuşlar zaten. Üzme çocukları. Bunların olduğu her yerde sorun çıkıyor Zuhal. Bıktım artık. Anne. Bence sen git istersen. Kovuyor musun beni yine? Susmazsan evet. Songül. Güney, nasıl oldun? İyiyim, neredeydin sen? Babamla konuşuyordum. İş bulamamış mı hala? Bulamamış. Songül'cüm, ne tür bir iş arıyor? Ya valla inşaat bekçiliği, şoförlük. Babam her türlü iş yapar. Serumlarınız bitmiş. Artık gidebilirsiniz çocuklar. Yalnız birkaç gün yediklerinize dikkat edin, tamam mı? Tamamdır, teşekkür ederiz. Ya ben diyetteydim. Of ya, bozmayacaktım. Ama dolmalar da güzeldi ha. Ya ben yaparım sana yine.